Çamlıdere Gölün Yazı'dan tekrar merhaba. Çatımız aşağı yukarı bitti gibi. Bacalarda bir sıva işi daha var. Yani ince sıva ve bacaların üzerlerine şapka takılacak. Çatı çıkış kapaklarından birisi yapıldı ama bir tanesi daha sonraya kaldı. Eksik olarak bunu not düştük. Ve şu görmüş olduğunuz akarlarda bir şeyle zımparayla ya da kesici bir cihazla kiremitlerde bir rötuş yapılacak. O da şu an elektriğimiz olmadığı için yapamadık. Elektriği muhtemelen önümüzdeki hafta alacağız. O zaman bunlar elden geçecek. Onun dışında dediğim gibi baca kenarlarında bir yalıtım ve baca sıvaması olacak. 3 tane bacamız var. Onun dışında mahyalar yerleştirildi. Bakın şöyle. Mahyayı kırmızı mahya harcıyla yaptık. Biraz kum ve çimento tabii karıştırıldı. Malzeme biraz az gelmişti. Ama tamı tamına yetti. Kiremitlerimiz tamı tamına yetti. Mahyalarımız tamı tamına yetti. Şu an üst çatımız bitti ama aşağıda şeylerimizin nasıl söyleyeyim ona alt katımızın üstünde bir küçük mini çatılar var. Onlar daha sonra yapılacak. Sıvadan sonraya bırakıldı. Çatının bence en önemli noktalarından biri çatı çıkış kapağı. Şimdi buralara kiremit döşenecek. Alt tarafa döşenmiş. Yani buradan aşağı bir yağmur, kar sızmaması lazım. O şekilde yapılması lazım. Ben şimdi bunu kayıt altına alıyorum ki yarın öbür gün bir yerden bir patlak çatlak olduğunda dönüp bakalım nerede ne yanlış yapılmış. Burada şu an gözüme çarpan bir şey olmadı. Yani baca kenarlarında dediğim gibi açıklar vardı. Oraya kapatılmazsa oradan aşağı muhtemelen su gidecek ve ileride sıkıntı yaratacak ama burada öyle bir şey göremiyorum. Yani karda, buzda, genleşmeden dolayı herhangi bir patlama, çatlama olur mu? Onu da bilemem. Onu da yaşayıp göreceğiz. Çatı oluğunda dikkatimi çeken şeyleri söyleyeyim. Yani vurulan kelepçeler kimi yerde 20, kimi yerde 30 santim içeriden vurulmuş. Bir de üst taraftan tutturulmuş. Yani bura kar alan bir bölge. Yani sürekli karın yağdığı 7-8 ay. Ve eğimimizde %30-35 civarında burada kar oraya eriyip düştüğü zaman hızlıca akıp gitmesi lazım ve o olukların da karı taşıyıp yüklenmesi lazım. Yani eğilmemesi lazım. Eğer ki şeyler sağlam yapılmamışsa montajlar o karın bastırmasıyla ya da yüklenmesiyle çatı oluğu muhtemelen yamulacaktır. Şu an burada yapılan işçilik öyle bir şeyin olmayacağına dair bilgi veriyor. Yani sağlam yapılmış. Oraya kadar gidip tam müdahale edemiyorum. Yani elimle bir yoklama şansım yok. Ama sağlam gözüküyor. Burada çok su olur. Ha. Suyu alsın diye de buraya bir tane koyduk. Tekrar yanda da var. Burada da. Üst Buradan tarafı bir tane akan su buradaki şeyde mi vadiye toplanacak? düşecek. Çatıya dökülecek. Tekrar buraya oluk yapacağız. Ha. Oluktan da aşağıya. Oradan da aşağı gidecek. Yakalanını yapacağız. Tamam mı abi? Tamam. Tamam Olayımız usta. bu. Ellerine sağlık. Hadi bakalım. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle yine Çamlıdere'nin saat 1 sularındaki görüntüsünü çekip bugünkü videomu da sonlandırayım. Kanalıma abone olmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Kaba inşaatta neredeyse sona geldik. Şimdi ince işlerle ilgili gerekli çalışmaları yapıp onların da buradan peyderpey işte yürüdükçe duyurusunu yapacağım, videolarını çekeceğim. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.